Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından istatistiklerde ortaya çıkıyor. Balya ve Gönen ilçeleri seçimlerde CHP'nin büyük zarar gördüğü iki nokta oldu. Ki ilçenin yapısı seçim sonuçlarıyla incelendiğinde ise, önümüzdeki yerel seçime CHP'nin eksiyle başladığını gösteriyor. Balıkesir seçmeninden CHP'ye en büyük darbe Gönen ilçesinden geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın seçim bölgesi olan Gönen'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oylarını arttırdı. 2018 seçimlerinde 48.71 oy alan Erdoğan, 2023 seçimlerinin ilk turunda 48.83, ikinci turda ise oyunu 51.71'e yükseltti. Ahmet Akın'ın, CHP'nin kazanması durumunda bakan olarak gösterilmesi de memleketinde oy oranının artmasını sağlamadı. CHP'li belediye başkanı olan Balya ilçesinde AK Parti önemli bir atılım gerçekleştirdi. 2018'de oyların 49.63 Ünü Ala Erdoğan'ın oyu, seçimin ikinci turunda 52.19'a yükseldi. Önemli bir tarihi olan Balya ilçesinde CHP'nin bu nedenli kan kaybedişi ise yerleşik halkın hizmetlere bakışını gösteriyor. CHP'nin iki önemli kaybı dikkatleri Ahmet Akın'a çevirdi. Kendi bölgesinde başarı gösteremeyen Akın'ın bu kaybını ise genel seçimler baz alındığında sahil kesmi kapattı. Bandırma ve Edrem JT Körfez nüfusunun önemli bir bölümünü yazlıkçılar ve ikinci konut sahilleri oluşturuyor. Sahil kesminde sol oyların kuvvetli ve kemikleşmiş olması ise genel seçimleri etkiliyor. Yerel noktada körfez bölgelerine önemli yatırımlar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise bu açı kapatmış durumda. CHP'nin bu iki kalesinin yıkılmış olması ise, Ahmet Akın'ın beklenen ilmeği yakalayamadı, rüzgarını koruyamadığını gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmesi durumunda belediye başkanlığına aday olacağı kulislerde konuşulan akının sonuçlar sonrasındaki akıbeti merak konusu oldu.